Yani. Depremler kazıklar yerinden oynayınca hasıl olur. O da insanların isyan ve nisyanından doğar. Kim ki vahdaniyetten koptu, onun kazığı yerinden kalktı. Orada deprem hasıl oldu. Ancak bu depremlerin hikmet tefsirine geldiğimiz zaman işte orada insanın kendi arzındaki kaza bakmaya mecbur. Zira kelime-i tevhid Allah-u Zülcelal'in kalbe yazmış ve nakşetmiş olduğu bir şey olup onu tıp kitabında ispat etmiştik. Oradaki hu'nun kuyruğuyla lam elifin kuyruğu kalbe saplanmış kazıklar gibidir. Sinir hücreleri kazıklar gibi kalbe saplanmıştır. Eğer o kazığın hükümleri insan günahları işledikçe ve asla bundan vazgeçmemek için mücadele ederse o kazıklar yumuşamaya ve yerinden çıkmak üzereye gelir. Bunun adı fasıklıktır. Yani tevhid var, ama kazıklar boşa çıkmış. Bir rüzgar esse yerinden fırlayacak. Dolayısıyla tefsir Hikmet Hazreti Allah diyor ki dağlar gibi kazıklar nasıl varsa yüreğinde bir kazık var. Onun adı tevhiddir kazığa sahip çık. Allah'ın ipine bağlı olan o kazık aynı kazık nasıl bir ipe bağlı ya Allah'ın ipi o iptir. O iple oynamaya kalkma. O ipi elinde tutup evirip çevirmeye çalışma o dümdüz sımsıkı semsert bir iptir. Oynamaya kalkarsan sorularla suallerle hayatındaki yanlış işlerle onun yerinden çıkma ihtimaline sebebiyet verirsin ki Ahzab suresinin 72. ayet kelimesi tam da bu hikmeti işaret eder. Hazreti Allah diyor ki inna aradnal em, em inna inna aradnal emanete ale's semawati vel Gerçekten biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Emanet neydi? Nefai ilahi. Hazreti Allah diyor ki bu emaneti niyaz ettik. Dedi ki ey gökler bu emaneti alır mısınız? Ey arz bu emaneti alır mısın? Ey dağ bu emaneti alır mısın? Vel cibali fe beyne en yahminnaha. Onu taşımaktan ve yüklenmekten çekindiler dediler ki ya Rabbi biz bu emaneti kaldıramayız. Ve eşfakna minha ve insan ve ondan korkup titrediler. O coğrafyada ikinci mezoik devre tezahür eder. İkinci mezoik değil. Neden oldu? Allah emanetini sundu, emaneti kabul etmeyip titrediler. Ve şefakayn. Şafak ne? Titreme. Sonra onu kim yüklendi? Ve hamale ve insan. İnsan onu yüklendi. İnnehu kânû zalûmen cehûlâ. Hakikaten o çok zalim, çok cahildir. Ancak buradaki zulümat ve cehalet insanın kendisinden dolayı değil, emanet ilahiye sahip çıkmazsa düşeceği hali beyan içindir. Yani bu ayeti beyan edip de kimi tefsirci diye geçinen zatlar bak diyor Allah insanı zaten zalim ve cahil olarak addetmiş. Hayır. Hazreti Allah diyor ki, Emaneti ilahiyi tevdi ettiğim halde, verdiğim halde, ona tas tabak içinde sunduğum halde onu kabul etmeyen var ya, o cahildir, o zalimdir. Ama kabul ettiyse zalim değil, merhametli, cahil değil, hikmetle kuşanmış olandır. Bu ayet kelimenin birinci beyanatına gelince <laughs> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu ayetin sonrasında hemen sahabeden bir tanesi döndü. Dedi ki ya Resulallah bu Ebu Kubeys dağının da dedi kazığı var mıdır? İşte o gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki evet onun da bir kazığı vardır. Ne zaman ki bu dağlar yerinden kalkar o zaman hükmü ilahi değişir. Ama asıl olan insanın gönlünde ve kalbinde var olan tevhiddir. Bu yüzden bizler bu putları yıkmaya mecburuz çünkü bunlar sahte kazık. Bunlar insanın nefsinden doğan kazıklar. Bir insan oğlunun bir put yapmaya olan ihtiyacı bu ayet-i kerimenin işaretinden doğar. Allah kazıklarla dağları çakarken, kendi varlığının hikmetini ortaya dökerken, yeryüzündeki firavunlar da kendi varlıklarını göstermek için putları dikmeye niyaz ettiler. İşin ilmi ise bunun içerisinde var olan ilmi ilahi, çiftin tekten çıkması için mucize-i ilahinin beyan edilmesi üzerinedir ki Allah özüce şey emaneti saklayanların varlığına işaret eder. Evta da ifadesinde var olan harfi vav'dan doğar. Böylelikle ilmi ilahide emaneti saklayan olabilmek için verilen mücadelenin kendisi en büyük ibadettir.